Ahmet Keskin de telefon attığımız demiş. Senin eşin, senin de kızının yanında olduğu kişi. Evet. Yarın. Günaydın. Alo, kolay gelsin. Kolay gelsin. Öncelikle selamünaleyküm. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani benim hakkımda konuşulan bu ileri gelişti böyle, hani ben insanların fotoğraflarını eve zorla girip hani çekip böyle onlara karşı sabotaj yapıyorum. Ben senden her şeyi beklerim, her şey. Sen son yüzyılda bitir. Her şeyi beklerim ayrı, her şeyi bir saniye. Bak, saygımızı kimse kimseye bozmasın. Her şeyi beklerim ayrı, gördüm ayrı bir şeydir. Ama ben söyleyeceğim. Gerçekten ben senin kızına bak gel geri götüreyim seni diyen bir insandım. Bugün akşam karakola aldığımız adamı dedim ki sen gitme istiyorsan ben de yanındayım dedim artık bu saatten. Bırak oğlum, bırak anası mısın babası mısın? Öyle bırak bir şey bana yok. Karakola bırak. Sen kimsin lan, öyle kimsin? Öyle bir şey yok. Ben nasıl öyle bir şey yok? Nasıl öyle bir şey yok? Sen ben git karınla çocuklarına bana sahip çık. Karınla çocuklarına sahip çık. Benim çocuğumda senin hakkın yok. Yok benim çocuğumda senin öyle, hakkın. Öyle şunu söyleyeceğim. Sen şunu kimsin? Söyleyeceğim. Beni dinle. Bak dinleyeceksiniz, konuşacağım. Sen sığınma evi misin? Sen sığınma evi misin? Hayır. Bir dinler misin? Git karakola bırak. Bak bir dinle. Bakın, bir dakika bir dinle. Dinleyeceksiniz, konuşacağım. Yoksa konuşmayacağım. Bir dinle. Hani bana bir saygı gösterin, yoksa ben kendimi ifade edemiyorum. Bak sen bana bağırmayın böyle. Saygı gösterilecek bir insan. Ben her türlü, Müge Hanım, her türlü hastane kontrollerinden geçirin beni. Beni uyuşturucu, çarçurt veyahut da benim GBT geçmiş hayatıma baktırın. Cahillik zaman 18 yaşından küçükken olabilir ama şunu söylüyorum. Ben birisinin evine girip, birisinin kızının fotoğrafını çekip ona karşı cinsel saldırıda bulunacak bir insan değilim. Öylesin. Ben bugün avukat tuttum. Bir dakika, avukat tuttum. Ben bugün savcılığa gidip bu muhabbetten dolayı şikayetçi olacağım. Yani gerçekten olacağım. Olmazsan hatırım kalır. Yok, olacağım. Yani Allah'a şükür ben kimseye kendimi yedirmem ama ben... Ben de çocuğumu sana yedirmem. Değilim. Ben de çocuğumu sana yedirmem. Ben o çocuğu senin için bakmadım. Dediğiniz gibi ya şunu söylüyorum. Bakın ben zaten bu muhabbetler olduktan sonra her gün polis karakoluna giden bir insanım. Git bırak karakola öyle, çocuğumu. Git karakola. Hayır, bırak böyle, çocuğumu. Bakın şunu anlatıyorum. Ya abla beni dinleyeceksen konuşacağım. Bak bana bağırırsan bana ben bir daha deme. Haftada... Tamam, şunu söyleyeceğim. Senin Mehmet, senin çocukların senin çocukların kız mı erkek mi? Ablacığım ben Mehmet... evi terk etmeden bir gün önce benim Büşra dediğim eşimi abileri alıp götürdü. Ben Özge'ye dedim ki neden ben de artık peki tamam o zaman o dizi gideceğim. Ben de geliyorum o zaman dedim ya. Ben o akşamı tek başıma geçirdim. Tamam, ben sana bir şey soruyorum. Mehmet bir durur musun? Bak. Bir dakika durur musun? Senin çocukların kız mı erkek mi? Benim iki kız abla. İki tane kızım var. Allah bağışlasın. Bak biri 2 aylık. Abla, biri 2 yaşında. Bir dakika dur. Bak bir dakika dur. Senin çocuğunu, 18 yaşındaki kızını, üst katta 2 tane kızı olan biri 2 aylık, biri 2 yaşında. 30 yaşındaki adam alıp götürse ne hissedersin? Bana, ya ablacığım ben... Bak bir dakika dur. Bana onun cevabını. Ne hissedersin, ne yaparsın? Abla şunu söyleyeceğim. Beni dinleyecek misin? Bak dinliyorum, sana bir soru soruyorum. Tamam. Senin kızını diyorum ki, alsa bu şekilde, senin kızın olsa. Şimdi bu kadının kızı Emine ya, hani Emine abla diyorsun ya ona. Onun kızının tamam, yerine ben şunu senin şu andaki 2 yaşındaki kızın olsa bir baba olarak ne hissedersin? Kendimi bayağı kötü hissederim. Ne hissedersin? Ama şöyle söyleyeyim. Bir dakika ne hissedersin? Bir dakika dur. Bak. Amasını boş ver. Ne hissedersin bir baba olarak? Açıklamam lazım. Aması boş verdiği bir şey yok. Hayır ne hissedersin? Bak, tamam yapayım. Mı der? Bir dakika dur açık. Tamam mı dersin? Kızım böyle istiyorsa gitsin o 2 çocuklu evli adamla gitsin geçsin mi Beyoğlu sokaklarında dersin? Ne dersin ya? Ben sana bir şey soruyorum. Abla bir şey anlatıyor. Anla. Hep böyle. Bak diyorum ki sen benim kızımı aldın götürdün. Kardeşim gel buraya. Bu böyle olmaz. Ben öyle gidip sağda sola rezillik yapıp çocuğu da, kızımı da, yok çıplak fotoğrafla ne yapmış bana, ben onu sabotaj olarak, sen bu bize yakışmaz. Ben sana hissiyatını soruyorum. Bak bir düşündün değil mi ben bir sorunca? Onu bırakın, yok bak, işte. Bak ben sorunca bir düşündün mü? Ben bakışımı söylüyorum. Ne hissedersin? Ablacığım. Öfkelenir misin? Aa çok mu mutlu olursun? Ben ne güzel gitmiş şöyle üst kat komşuna geçsin mi dersin? Ablacığım anlayışsız bir insan değilim. Tamam anladın ya, ne bak, anladın? Değilim. Bak bir dakika, ne anladın? Senin kızın gitti adamla. Ne anladın? Ne hissettin o an? Bir düşün bakalım.
Ne tamam, hissedersin? Tamam abla, nereye varacağız onu ben merak ediyorum. Ya nereye varacağız şimdi, suçluyorsun ya aileyi. Savcıya gideceğim, ona gideceğim, siz ben şöyle... Ben aileyi de ben suçluyorum. Ben aileye diyorum ki ne? Abla ben dün dayısını aradım. Dedim ki dayı, selamun aleyküm. Hikmet ne? Dayısı var. Dedim ki bak böyle böyle kızına da zaten zarar vermedim. Selamun ama aleyküm dediğiniz böyle... şey... mesela Almanca Guten Morgen gibi. Guten Tag gibi. Tamam mı? Arapça merhaba demek. Aynen. Şimdi buna bir anlam yüklemeyelim. Aynen. Yani. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Ne? Oldu. Ayrıca onu bile doğru kullanmıyorsunuz mesela. Onların hepsinin şeyi vardır mesela. Selamun aleyk, selamun aleyke, selamun aleyküm. Karşındaki kadın mı, erkek mi, çoğul mu, değil mi diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kız nerede? Sen 30 yaşında, ondan büyük, evli, iki tane çocuğu olan bir adamsın. Ben 26 yaşındayım. Tabii ya, 26 30, yaşındasın. Alaka? 2 aylık bebeği ne yapacağız? Ya abla bir şey diyeceğim. 2 yaşında bak, bebeği ne yapacağız? Bu kız dershaneye gidiyor, üniversiteye söyleyeyim. Hazırlanıyor. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Ben kimseyi böyle, zorla, böyle ben kimseye... Var. Bak Özge bir gel ya, bir şeyler anlat. Bak İyi. Ben kimseyi zorla kalkıp bir yere götürmedim. Arkadaşım ben hatta, karakola bırak, karakola. Babası değilsin, şey anası değilsin. Şey sen diyeceğim. Benden daha çok onu düşünemezsin. Sen kimsin? Sen şey... git karına, çocuklarına... Bir gün kardeş önce zaten... dediğin, kardeş dediğin çocuğa bakan namussuzun tekisin sen. Sen namussuzsun. Mehmet Keskin bir namussuzdur. Mehmet Keskin... Yayında böyle bak, şeyler söyleme. Bir şey konuşmaya sen çalışıyoruz. Böyle, sen bana böyle konuşmaya devam et. Hani Allah razı olsun. Tabii böyle, tabii. Hani böyle çünkü damlarda bulunmaya devam et. Kızımı götüreceksin Mehmet değil Bey. Mi? Mehmet Bey. Kızımı götüreceksin. Şimdi siz... İki çocuk babası evli barklı bir adamsınız. Bir dakika. Bak, benim en büyük bir dakika yaram. Kardeşim. Bakın, sözümü demin sen ne diyordun? Aklım helal. Bir dakika. Biraz önce hanımefendiye diyordun ki konuşma, sözümü bitireyim. Hı. Sen de lütfen dinle. Ben bitireyim, ondan sonra cevap ver. İki çocuk babası ister 26 yaşında ol, ister 30 yaşında ol, evli barklı bir adamsın. Evet. Beraber kaçırdığın veya zorla veya onun arzusuyla... Zorla diye bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Bir dakika. Ben her gün karakola gidip ifade veriyordum. Ben öyle zorla bir iş yapsam karakola gidip ifade verecek bir adam ya değilim. Ya bırak karakol ifadesini. Bir dakika sus. O kızı kalkıp da beraberinde alıp biliyorsun. Polisin içine giriyorum yani abi. Öyle zorla bir şey yok ki. Mehmet Efendi. Böyle böyle dinlemez. Senin yaptığın iş... Senin örfüne, adetine, ahlak yapına sığar mı? Bizim Türk milleti olarak bir örfümüz var. Helal olsun sana, helal olsun sana, helal olsun. Şimdi, helal olsun. Tamam. Bir dakika. Helal olsun. Tamam, bizim bence, Türk milleti olarak bir zaman, örfümüz var. Türk millet... Dinle. Bir dakika. Madem dinle o zaman lütfen. Türk milletiyi... Dinle örf lütfen. Bir dakika abi. Madem... Örfümüze, abi, adetimize sıkan bir iş yaptığını mı zannediyorsun? Bugün bizim örfümüze, adetimize göre bir komşu... Kardeş kadar yakın evet. bir ailedir. Evet. Bir insanın komşusunun başı ağrıdığı zaman diğer komşu sabaha kadar onun tedavisiyle evet. uğraşır. Evet. Vallahi öyle ya. Aşağı karnını doyurur. İhtiyaç varsa her türlü ihtiyacını giderir. Komşuluk münasebeti örf ve adetimizde kardeş münasebetidir. Evet. Akraba münasebetidir. Senin kardeş anlayışın bu mudur? Hı. Mehmet Efendi. Yazıklar olsun sana. Bana yazıklar olsun. Doğru diyorsun. Eyvallah. Ağzını seveyim. Kaç kere kızımla karısını elinden aldık. Karısını darbe ediyordu. Kaç kere aldık? Kaç kere? Kaç ya kere karısını kurtardık? Niye yalan konuşuyorsun abla sen? Bak, gözümle kendim aldım. Ya. Kızımla birlikte kendim aldım Büşra'yı elinden. Büşra'ya soru. Kaç kere dövdün kızımı sen? Şu anda telefon attığımız o da konuşsun. Kaç kere Büşra'ya sorun. Sorun bakayım kaç kere kurtardım. Ya bir şey söylüyorum. O akşam ben sana demedim mi? Bak Emine abla üstüme başıma, benim üstüme başım Büşra parçaladı. Bak bir şey yapmak istemiyor. Hayır demedin. Sen Büşra'yı darbe ediyordun. Sen darbe ediyordun Büşra'yı. Büşra'yı ben aldım senin bak, elinden. Senin kızın yanında. Sen kızın aldım, yanında. Ben aldım senin kızın elinden. Tamam. Ben aldım Büşra'yı senin elinden. Et. Bak ben, Büşra telefonda söylesin. Bak Mehmet diyorsun ya ben onlardan şu bak Mehmet bak Mehmet aile bak hiçbirimiz çocuğumuzdan senin gibi bir adama gönüllü olarak gitmesini beklemeyiz. Aynen. Herkesin evladı çok kıymetli.
senin yanına zorla gittiği için onların senin onu tehditle götürdüğüne inanmaları, evet, elinde bir video varsa evet, o şekilde şantajla götürdüğüne inanmaları kadar da doğal bir şey olamaz. Sen zaten iyi niyetli olsan bağlanıp da ben sizi bugün savcılar şikayet edeceğim falan demezsin. Aynen. Çünkü senin eğer o iyi niyetin olsa, sen Büşra ile bir hayat kurmaya hevesli olsan, Büşra'nın annesi, aman Melis, Melis'in annesi senin annen demek. Tamam mı? Ablacığım, o yüzden ona öyle diyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Dersin ki beni yanlış anladınız dersin. Ha, ailelerin tabii kestiremediği şu. Yani bu aslında bilmiyorum, belki ortaokulda mı öğretiyorlardı, lisede mi öğretiliyorlardı, siz daha iyi bilirsiniz. Bu dürtü, hani sizin benim kızım büyülendi, kızım bilmem ne dedi. Açlık, susuzluk ve üreme. Şu anda kızınız tamamen üreme dürtüsüyle, hormonlarının etkisiyle, hormonlarının etkisi ve üreme dürtüsüyle, evet, aklını yitirip tamamen o dürtüyle davranıyor. Bu şunun gibi, hani susuz kalsak ne yaparız? Değil İç mi? Suya aç koşarsın. Kalsak ne yaparız? Şu anda sizin kızınız da öyle davranıyor. Kapınız ne yazık ona, ki bu egosu tam olarak şey olmadığı için herhalde, tam olarak oturmadığı için yaşı gerekçesiyle çok sağını solunu önünü arkasını düşünmüyor. Düşünmüyor. Aynen. Siz de burada perperişan. Aynen. Dürtü bozukluğu var zaten. Dürtü bozukluğu var. Dürtüsel bozukluğu var zaten. Bilmiyorum ben tıbbi böyle bir şey var mı? Psikiyatriye götürecek. Var var. Psikologdan biz... onun öyle bir raporu çıktı. Var yani var. İşte yani. Abla. Var var. Tamam işte yani. Var. Abla beni dinle. Dinliyorum. Şey dürtü bozukluğu falan yok. Onun bir kere yalan. Ben onun altını çizeyim size. Ben sana beni tıbbi bir teşhis koymadım zaten. Benim sana koyduğum şey Melis'ciğim, onu yazarsan göremiyorum ki ismini. Onu yazarsan ya da şunun arkasına bulundu derseniz göreyim. Benim sana söylediğim şey genel bir şey yani. Bu insanoğlunun yaratılışında olan bir şey. Bizim sonuçta bu şekilde açlık gibi, susamak gibi, üremek gibi şeyimiz var. Kızım, annen de diyor ki sana. Annen de diyor ki sana Melis'ciğim. Bir dakika. Nereye gittin kızım diyor. Gittin evet, de diyor. Kime gittin evet, diyor. Bir annene bir cevap ver. Ne yapmayı planlıyorsun? Vardı. He? Neyin haberi ben var? Ben aradım, konuştum. Hepsinin haberi vardı. Ben her gün milleti aradım abla. Yalan. Hepsinin onların haberi vardı. Yalan, telefonları kapalıydı. Kaçırdıktan sonra beni arıyor ki yok, ben iki ay sonra geleceğim, babamı dinleyeceğim diye. Dayımı kaç kere aramışım. Bağlansın abi. Kaçtıktan sonra kızım olmaz. Sen kime gittin? Annem, ben seni gözümden sakınıyordum. Annem, iki çocuklu ben sana diyorum ki annem, Büşra'yı biz elinden almadık mı diyorum. Büşra'da hata diyorsun. Bak Büşra kendi diyor iki aydır diyor. Ay, benden ay, boşan ay, diyorum ben diyor iki aydır. Böyle, Büşra diyor ki iki aydır benden boşan diyorum diyor. Boşanmıyor diyor. Almine ile beni diyor, tehdit ediyor diyor Büşra. Büşra hatta. Bak sana da ne diyor Mehmet? Sana Mehmet ne diyor? Ben boşanmak istiyorum. Büşra boşanmıyor diyor sana Mehmet, değil mi? Ama karısı ne diyor? Ben istiyorum. Almine ile beni tehdit ediyor diyor. Kızıyla tehdit ediyor. Hayır, şöyle bir şey var. Bir dakika, şöyle bir şey var. Bak hani bu gerçekten başka boyuta gidiyor ama bu iftiralamalardan dolayı ben sizden kanıt istiyorum. Ben gelsen Müge abla diyorsun ya, savcılığa giderim bir der. Bak abla, ben dışarı çıktığım zaman elle işaret edilmeye başladım. Hani can güvenliğim yok zaten. Onun farkındayım ama vallahi, hani ben bu muhabbetlerden hayatım, dolayı öyle canının istediğini yapıp sonra can güvenliğim yok deyip demagoji yapamazsın. Benim çocuğumun can da can güvenliğini yok düşünüyorsan kırarsın dizini, oturursun çocuklarının evet, başına. Evet. Bir tek de bu ülkede sen erkek değilsin. Bak bu ülkede evet, milyonlarca erkek var. Sabah işine gidiyor, akşam evine dönüyor. Herkesin canı neler ister. Bak evet, oğlum. Bak oğlum. Herkesin canı neler ister? Evet. Olmaz. Olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Savcıya gidip sen şikayet ettiğin zaman sen sanıyor musun ki savcının kızı yok? Savcının kız kardeşi yok. Hayır, madem savcının olacak, yeğeni yok. Savcı sana şey mi diyecek? Aa Mehmet, aferin oğlum. İki aylık çocuğunu bırakmışsın da alt kat komşunun kızını kaçırmışsın. Çok haklısın ya. Annesi de sana niye tepki gösteriyor ki mi diyecek sanıyorsun sen? Sen savcılığı ne sanıyorsun? Sen savcılığı ne sanıyorsun? Siz savcıyı ne sanıyorsunuz ya? Siz savcıyı ne sanıyorsunuz? He? Savcı sana aferin mi diyecek? Savcı belki de diyecek ki bu kız 18'ini dolduralı şu kadar ay olmuş. Sen bakalım kaç 18'den önce değil mi bunu kandırdın diyecek. 17 yaşından getir itibaren. Getir bakayım bana diyecek telefon kayıtlarınızı. Getir telefon kayıtlarınızı diyecek. Ben sen keşke tamam, ben savcı olsaydım da bana geleydin sen yani şikayete. Bak bakalım. Her şeyimize kadar incelensin. Tamam, okeyim.
İncelensin. Okey, 18'den öncesinde de her şey incelensin. Ben okeyim. Hani ne oldu, siz dün mü tanıştınız? Dün mü hemen kaçmaya karar verdiniz? Özge dedi, hemen Özge. Dün mü oldu her şey? Hani şöyle şunu demek istiyorum abla, biz hani bak ben şunu söylüyorum. Ben düne kadar Melis'e bak zaten bir şey olmadı aramızda. Diyorum ki Melis hani bir şey oldu. Ben onun yanına geldim. Benim çünkü eşim Büşra akşam abisiyle gitti. Ben son kez kızıma sarılıp oturup ağladım. Dedim ki yattım gemileri bitti. Hani ben seninle gelirim. Bak ben seninle gelirim. Niye karın gidince ağladın? Niye karın gidince ağladın? Niye karın gidince neden ağladın? Ben karımla bir buçuk yıldır kavga ediyorum. Ben kızım gidiyor diye ağladım. Kızın gidiyor diye ağladın. Onun için de Melis'i kaçırdı. Tamam. Ya abla bir şey diyeceğim. Sana. Hani şöyle, bravo, hani çok iyi yaptın. Eli küçücük kızını kaçırdın. Bravo, kutlarız seni mi diyelim? Ne diyelim çocuğum biz sana? Hayır, her şey, ya şöyle, her şey yalanmış gibi konuşacaksam eğer, bu muamele göreceksem kapatacağım. Tamam, yani kaçmadan bir gün önce kızın gitti diye ağladın. Melis de seni avutmak için şimdi Beyoğlu'nda otel mi arıyorsun? Seni avutsun diye, he? He, dün kızın ya gitti diye abla ağladın, gittin Melis'in yanına da. Otel mi? Dün gece otel arıyordunuz. Kimliksiz girebileceğiniz otel arıyordunuz. Ya, yalan yanlış ihbarlar. Ya öyle ya, bir şey ne yok. Ne yalan yanlış ihbarlar? Hadi canım oradan. Ne yalan yanlış ihbarlar? Gitmediniz ya, mi? Ya Müge abla. Gitmediniz mi? Kimliklik. Senin yanındaki Melis kimliksiz bizi alabilir misin diye sormadı mı? He? Sormadım. Ya. Yalan yalan. İyi, hep yalan söylüyorlar. Kızım yol yakınken, bak annenler burada. Yol yakınken uçuruma doğru sürükleniyorsun. Dön. Yol yakınken dön. Ben daha fazla. Boş öyle, boş konuşma. Bugün paylaşılmadı fotoğrafların bulunduğu diye. Belli. Kızım uçuruma doğru gidiyorsun. Benim çocuğum böyle konuşmuyordu. Böyle yeyik 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 diye konuşmuyordu. Evet. Bak ne hal, nasıl ne hale getirdi çocuğumu. Gibi. Sen şimdi bak Melis'ciğim. Melis'ciğim sen şimdi al başını ellerinin arasına. Tamam mı? Dün gece Mehmet'in İki yaptığı gibi bebeğini... al kendini böyle dur. Saatlerce dur. Dün gece Mehmet nasıl durdu karakolda? Annemin yüzüne bakamadı. Annemin biz... İki aylık bebeğini bırakan adam iki ay sonra sana ne yapar bir düşün. Ondan tamam, sonra abla, ara ben tekrar ben dayını mı arayacaksın, anneni mi, özür dile geri dön. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.